Merhaba, günün öne çıkan gelişmelerinden haberiniz var mı? Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün sürpriz bir kararla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli ile bir haftada 3 kez görüşen Erdoğan, dün de sürpriz bir şekilde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Ziyaret Ankara kulislerini de hareketlendirirken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Saadet'i Cumhur İttifakı'nın içine çekmenin yolu Oğuzhan Asiltürk'ten geçer ifadelerini kullandı. TürkSat 5A'dan ilk sinyal alındı. TürkSat 5A uydusu SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üstünden başarılı şekilde fırlatıldı. Bakan Kara İsmailoğlu, TürkSat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da katıldığı program ile canlı olarak takip etti. Kara İsmailoğlu yaptığı açıklamada TürkSat 5A uydusundan ilk sinyalin alındığını aktardı. 15 Ocak'tan itibaren işletmelerin açılacağı iddiaları yalanlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kasım 2020'de müşteriye kapatılan kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerle ilgili 15 Ocak'ta HES kodu şartıyla açılacak iddiasına hükümet yetkililerinden yalanlama geldi. Normalleşme için erken diyen yetkililer henüz böyle bir kararın alınmadığını belirtti. Çanak Anten ve Metal Sinden Baz İstasyonu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde Emrah Yardımcı, şebeke çekmeyince cep telefonunu kullanabilmek için Norveç'in dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rujikan kasabasından esinlendi. Yansıma yöntemiyle sorunu çözebileceğini düşünen Yardımcı, evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile baz istasyonu kurdu. Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı. Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştireceğini belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerinden artık haberiniz var. Hoşça kalın.